Hepinize selamlar. Photoshop eğitimi serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle birlikte Photoshop içerisine, Photoshop çalışma dosyasına fotoğraflarımızı nasıl ekleriz onları göreceğiz. Bununla ilgili birkaç yöntem var. Videoya geçmeden önce serinin yeni videolarını takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçip çalışma dosyalarımızın içerisine fotoğrafları farklı yöntemlerle nasıl ekleriz birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi oluşturmuş olduğumuz bir çalışma dosyası içerisine fotoğraflarımızı nasıl ekleriz onu görelim. İlk olarak yapmamız gereken bir çalışma dosyası oluşturmak. Dikey bir şekilde yine üstte yer alan File kısmından New seçeneği ile birlikte veya CTRL-N kısayolu ile birlikte bir çalışma dosyası oluşturuyoruz. Ben yine 1080x1080, genelde Instagram ölçüsü oluşturmaya çalışıyorum. 1080x1080 bir çalışma alanı oluşturuyorum. Diğer ayarlarım daha önceki videolarda da anlatmış olduğum gibi bu şekilde: RGB, arka plan white, resolution kısmı 72 ve crease dediğim zaman bu şekilde çalışma pencerem karşıma geliyor. Şimdi fotoğraf ekleyebilmek için birkaç tane yöntem var. İlk yöntemimiz yine file kısmından altta yer alan place embedded kısmına bir kere tıklamak. Bu şekilde çalışma dosyasının olduğu dosyayı bulmaya çalışıyorum. Fotoğraflarımın olduğu klasörümü buluyorum. Burada 2 adet fotoğraf yer alıyor. Bunlardan bir tanesini seçmemi istiyor benden. İkisini aynı anda bu kısımdan seçemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi CTRL'yi de bassam sadece bir tanesini seçmemi istiyor. Buradan hemen bir tanesini seçiyorum ve place diyerek buraya fotoğrafımı ekliyorum. Hiçbir şeye dokunmadan bu şekilde fotoğrafımızı ekleyelim. Böyle sağdan soldan ekrana bir sığdırma yapabilirim istersem. Ve sadece bu aşamadan sonra tam şöyle beyazlıkları kapatalım. Enter'a basmam benim için yeterli. Bu arada Space tuşuna basılı tutarak bu şekilde Hand Tool aracımla birlikte böyle hareket ettirebiliyorum. Şu anda Space tekrardan basılı olduğunu belirteyim sizlere. Bu şekilde fotoğrafımı hareket ettirebiliyorum. Fotoğrafımı ekledikten sonra diğer bir seçenek daha var arkadaşlar. Diğer bir seçenek ise File Embedded kısmının altında yer alan Place Linked kısmı. Şimdi bu kısmı seçtiğim zaman şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yine aynı özellikte fotoğraf çalışma dosyasının içine geliyor. Fakat bundaki yöntem, siz eğer JPEG ile farklı bir yerde veya Photoshop içerisinde bir değişiklik yaparsanız ve dosyanın yerini değiştirirseniz Photoshop'un içerisinden de bu yok oluyor. Diyelim ki biz bu resmi buraya ekledik. Sonradan gidip eğer bu fotoğrafı o dosyanın içerisinden çıkartırsak ya da silersek artık bu resim Photoshop içerisinde de görünmüyor. Muhtemelen ekranda bir uyarı çıkacaktır. Artık bu dosya yok, ne yapayım diye. Ya dosyanın yolunu yeniden göstermeniz gerekecek ya da artık o fotoğrafı kullanamayacaksınız. Ben bu özelliği Photoshop içerisinde pek kullanmanızı önermiyorum. Bu arada Delete'e basarak Layer'ı sildim. Tekrardan üzerinden geçecek olursak, biz genelde fotoğraf eklerken Place Embedded, yani içerisine tamamen gömme olarak fotoğrafı kullanmanızı öneriyorum. Alt kısımdakini pek önermiyorum açıkçası. Şimdi bunun dışında bir de sürükle bırak yöntemimiz var. Bu da oldukça basit. Şöyle yine penceremi bu şekilde Photoshop'un üstüne getiriyorum ve fotoğrafı buradan tutup Photoshop'un içerisine bırakıyorum ve Enter'a bastığım zaman bu şekilde fotoğraf burada kullanılabilir bir halde görünür oluyor. Aslında oldukça basit bir yöntem. İstersek sürükle bırakı farklı bir yöntemde de kullanabiliriz. Yine bu şekilde görmüş olduğunuz gibi fotoğraflarımın olduğu klasörü buraya getirdim ekranıma. Buradan fotoğrafı sürükleyip eğer şu boş kısma, yani şu çalışma alanının isminin yer aldığı kısma değil de boş kısma eğer tıklarsam fotoğrafımı ayrı bir çalışmada kendi boyutunda yeniden açar. Bu da aslında fotoğrafı düzenlemek için yine güzel bir yöntem arkadaşlar. Evet, Photoshop dosyamızın içerisine fotoğraf eklemek bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Photoshop ile ilgili yeni eğitim videolarını takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer kafanıza takılan şeyler varsa da yorumlar kısmına sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.